bu İmam Hatip okullarını ben açtım diyeceksin. Sonra İmam Hatip okullarını Mesud kapatırken sen ona alkış tutacaksın. İşte acı bir son. İşte acı bir tatbikat. Acı bir sicil. Hoca, mücahit ya da profesör. 85 yıllık ömrünün yarısından fazlasını siyasetin tam orta yerinde geçiren o lidere asla sadece ismiyle hitap edilmedi. Üniversitede Necmettin değil, Erbakan Hoca derdi arkadaşları ona. Kıbrıs harekatını öyle hararetle savunmuştu ki 1970'lerin başında milleti ona Mücahit ismini layık görmüştü. Ve onu Mücahit diye çağırmıştı yıllar boyunca. Makine mühendisiydi. Hem de Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli mühendislerden biriydi o. Profesör Necmettin Erbakan'dı. Ama dahası var. Milli görüşün lideriydi. En önemlisi de milletin adamıydı. Hep de öyle kaldı. Hükümetimiz bilindiği gibi iki ana gaye için kurulmuştur. Bunlardan birisi halkımıza hizmet. İkincisi de ülkemizin meselelerini çözmektir. Erbakan Hoca 29 Ekim 1926'da, yani Cumhuriyet henüz 3 yaşındayken geldi dünyaya. Babası Mehmet Sabri Bey, oğlu doğduğunda Sinop'ta görevliydi. Çocukluğu babasının görevi nedeniyle şehir şehir gezerek geçti. İlkokula Kayseri'de başladı, Trabzon'da bitirdi. Ve 1937, İstanbul yılları. İstanbul Erkek Lisesi'ni kazanmıştı Necmettin Erbakan. Ortaokulun hem orta bölümünü hem de lisesini birincilikle bitirdi. Mühendis olmak istiyordu. Oldu da. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde birinciliklerini sürdürdü. Aynı yıllarda bir süre sonra siyaset sahnesindeki en büyük rakibi olacak iki isim. Turgut Özal ve Süleyman Demirel de yine o okulun öğrencileri arasındaydı. Ve Erbakan Hoca'nın aklında üniversite yıllarında pek de siyaset yoktu. Sadece namazını kılıyor, sohbetlerde arkadaşlarına milletin ne denli değerli olduğunu anlatıyor, vakit kalırsa da dersini çalışıyordu. Erbakan Hoca doktorasını yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Sonra burs kazanıp Almanya'ya gitti. Türkiye'ye döner dönmez de ülkenin ilk yerli motorunu üretti. Demişim ki bakınız, bizim hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktır. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ama 100 bin uçak 100 bin tank değil. Ve biz bu 100 bin yapan motoru da kurduk. Hemen size şunu söyleyeyim ki işte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz. Sizin havsalanıza Türkiye'de 100 bin motor yapılması sığmıyor. 1967 yılında Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel başkanı oldu Erbakan Hoca. Siyasete yakın değildi ama günün koşulları onu ister istemez siyasetin içine doğru çekiyordu. Odalar Borsalar Birliği Başkanlığı döneminde İstanbul sermayesine karşı Anadolu sermayesini destekleyen çıkışlarıyla dikkatleri üzerinde topladı. Bu genç mühendisi artık halk da tanıyordu. Ve milli değerleri savunan, dilinden Allah'ın ismini bir an olsun düşürmeyen o ismi tanıdıkça daha da çok seviyordu. Erbakan Hoca 1969'da siyasete girmeye karar verdi. Kendini Adalet Partisi'ne yakın görüyordu, partiye başvurdu. Konya vekili olmak istediğini söyledi. Ama hiç ummadığı bir tepki aldı. Üniversiteden arkadaşı Süleyman Demirel onu reddetti. Kolay öfkelenen biri değildi Erbakan Hoca. Hele pes eden biri hiç değildi. Sadece üzülmüştü. Bağımsız vekil olmaya karar verdi ve o seçimde Konya vekilliğini büyük farkla kazandı. Artık siyaset sahnesindeydi yani. Ve yaklaşık 50 yıl boyunca o sahnede bir yıldız gibi parlayacaktı. Efendim biliyorsunuz bugün mutlu bir günümüz. Önce bir defa Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kazanmış olduğu büyük bir zafer münasebetiyle biraz evvel Sayın Genelkurmay Başkanımızı ziyaret ettik. Kendilerini tebrik ettik. Konya'nın bağımsız vekili Erbakan Hoca 1970 yılında 17 arkadaşıyla birlikte Milli Nizam Partisi'ni kurdu.
Amacı adı üzerinde milli bir nizam, yani bir milli düzen sağlamaktı hocanın. Milli görüş fikri de bu sayede yavaş yavaş temellerine oturuyordu. Ama bunu dillendirmek bile Junta'nın dikkatini o ve arkadaşlarının üzerine çekmeye yetmişti. 12 Mart muhtırasından kısa süre sonra Profesör Erbakan liderliğindeki Milli Nizam Partisi laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü iddiasıyla kapatıldı. Erbakan pes etmedi. Hatta siyasi yaşamı boyunca kuracağı neredeyse bütün partiler aynı gerekçeyle kapanacaktı ama o hiç pes etmeyecek, hep milli görüşü anlatacaktı. Profesör Erbakan 1973 seçimlerine bu kez Milli Selamet Partisi'ni kurarak girdi ve %12 oy aldı. Ülke benzin ve mazot kuyruklarıyla doldu. Bakkalda ampul yok, çamaşır tozu yok, tuz yok, yağ yok. Gübre yok, traktör yok, yedek parça yok. Olanlar da ateş pahasına. Bu feci hale neden düştük? Huzurlarınızda Sayın Ecevit'e hitap ediyorum. Dış güçlerin emriyle para değerini bir yılda 5 kere düşüren siz değil misiniz? Temel ihtiyaç maddelerine zam üzerine zam yapan siz değil misiniz? Bu kararnameleri siz imzalamadınız mı? Kendi kararlarınızla milletimizi bu felaketlerin içine attıktan sonra hala kendi kabahatinizi muhalefetin üzerine atmaktan elinize ne geçecektir? Erbakan Hoca'nın iktidar yürüyüşü başlamıştı artık. Seçimin ertesinde kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinin başbakan yardımcısı oldu. Tam da Kıbrıs harekatı günleriydi. Ve Erbakan Hoca harekatı hararetle savunuyordu. Mücahit ismini milleti işte o yıllarda ona verdi. Kalan yılları krizle geçti Türkiye. Hükümetler sık sık değişiyor, yenileri kuruluyordu. Ve millet neredeyse her yıl yeniden sandığa gidiyordu. Ama Erbakanlı Milli Selamet Partisi tüm bu krizlere rağmen istikrarın simgesiydi. CHP ve AP'nin iflasından sonra, bak ey TRT, bunu bu akşam millete duyuracaksın. CHP ve AP'nin iflasından sonra, bu cümleyi bir türlü bu TRT'ye söylettiremiyoruz. Milletin teveccühü şimdi milli selamet üzerinde toplandı. Millet bu sefer mutlaka milli selameti deneyeceğiz diyor. 1975, 1977 ve 1979 seçimlerinin ardından kurulan her hükümette o da vardı. Ama yeni bir darbe de yoldaydı. 12 Eylül'ün karanlığında en büyük baskılardan biri de onun üzerinde kuruldu. Şimdi söz buraya gelmişken, bu hükümet ne zaman iş başından uzaklaştırılacaktır? Efendim, bu hükümeti kerhan destekleyenler destekten vazgeçsinler. Sözlerine bakarak hareket etmekte hata vardır. Çünkü bu hükümetin iş başından uzaklaştırılacağı zamanı çok iyi seçmeye mecburuz milletimiz için. Kadayıf'ın altı kızarmadan bu hükümeti uzaklaştıracak olursanız, o takdirde bu zihniyet milleti gene aldatmanın fırsatını bulacaktır ve biz milletimize iyilik değil kötülük yapmış olacağız. Onun için Kadayıf'ın altının kızarmasını bekleyeceğiz. Bunu beklemekte fayda var. Evet, bir ay daha kan ve gözyaşı ama 4 sene kan ve gözyaşı çekmemek için. Erbakan Hoca darbeden sonra İzmir'de uzun süre gözaltında tutuldu, sonra tutuklandı. 9 ay cezaevinde kaldı. Junta onun siyaset yapmasını da 10 yıl boyunca yasaklamıştı. Siyaset yasağı 1987'de sona erdi Erbakan'ın. Ancak Profesör Necmettin Erbakan yasaklı olduğu dönemde dersine iyi çalışmıştı. 1984 seçiminde milli görüş fikri Şanlıurfa ve Van belediyeleriyle model olmuştu Türkiye'ye. Erbakan Hoca hakkındaki yasak kalktığı an Refah Partisi'ni kurdu. Ve o parti siyaset tarihini yeniden yazdı. Önce yerel seçimler vardı. Parti bir önceki seçimde belediye başkanlığını aldığı Şanlıurfa ve Van'daki koltuğunu daha da sağlamlaştırdı o seçimde. Ve o iki belediyeye ek olarak Kahramanmaraş, Sivas ve Konya'da yine Refah Partisi'ne geçti. Büyük kentler de yoldaydı. 1994'te Refah Partisi Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini de kazandı. Bir devrimdi bu. Ve artık yeni bir dönem başlamıştı. Düne kadar ezilen,
yasaklanan ve baskıyla siyasetin dışına itilenler iktidara yürüyordu. Sevindirici bir haber veriyorum. Bütün milletimize hayırlı olsun, müjdeli olsun. Yeni hükümet kurulmuştur ve Sayın Cumhurbaşkanının onayına mazhar olmuştur. 1995 genel seçiminde tam bir Refah Partisi fırtınası koptu. Erbakan Hoca o sandıktan birincilikle çıktı. İşte bu vesayet için çok ama çok önemli bir sorundu. Ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunda artık vesayetin temsilciliğine soyunan biri vardı. Erbakan Hoca'nın üniversiteden eski bir arkadaşı Süleyman Demirel. Süleyman Demirel hükümet kurma görevini seçimin lideri Profesör Erbakan'a değil seçimin ikincisine yani kızım dediği Tansu Çiller'e verdi. DYP ANAP hükümeti kuruldu. Ama köşk müdahalesiyle kurulan o koalisyonun ömrü de sadece birkaç ay sürebildi. Ekonomiden sorumlu bakanım olacaksınız. Söyleyin bakayım bana dedi, işçilere ne kadar para vereceksiniz? Bana cevabı ben sizin öğrenciniz değil. Ve bana kabalık yapamazsınız. Gayet sakin biçimde sorduğum sualler bunlar. Davranışını sürdürdüğü için... ...ve bize buyurun deyip ayağa kalktığı için topluca görüşme salonunu terk ettik. Samimiyetsizliği çok açıktır. Bu bir oyun. Bizim tercihimiz Doğru Yol Partisi'ne dahil... en geniş katılımlı bir hükümetin, bir geçiş hükümetinin, bir seçim hükümetinin bir an önce kurulmasıdır. İstiyor musunuz seçimi? İstiyoruz. Sayın Mesut Yılmaz'ın gözüne baktım. Seçim isteyen siz değil miydiniz? Evet. Hadi tarih ver, hadi tarih ver. Aralık. Millet refahı istiyordu. Ve köşk milyonların o çağrısına karşı... daha fazla kayıtsız kalamazdı. Profesör Erbakan 28 Haziran 1996 günü başbakan oldu. Ve tam da sözünü verdiği gibi ülkeye refahı getirdi. İlk iş işçiye, memura zam yaptı. Daha işe başlar başlamaz katsayıdaki %50 artışımız 30 milyon memuru, emekliyi, işçi emeklisini, Bağkur emeklisini sevince gark etmiştir. Bütün ülkemizde bir büyük sevinç ve ferahlık havasıyla hükümetimiz işe başladı. Bunu takiben asgari ücrette beklenenin umulanın çok üzerinde bir artış yapmak imkanını bulduk. Türkiye'yi sadece bir yıl içinde %7,5 gibi rekor bir büyüme oranına taşıdı Erbakanlı Refah Partisi. Aynı günlerde refahlı belediyeler de ardı ardına devrimlere imza atıyordu. İstanbul'un çöp dağları yıkılıyor... Çekilmez kokusuyla milleti bezdiren Haliç'te balıklar yeniden yüzüyor, Ankara'nın nefes almaya imkan tanımayan havası temizleniyordu. Refah millete iyi gelmişti. Aynı dönemde Türkiye, Erbakan Hoca'nın milli duruşlarına da tanık oluyordu sık sık. Ve elbette bir de eşsiz hitabetine. Sözlerine başlarken ülke meclise Refah Partimiz grubunun saygılarını, hürmetlerini sunuyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sözlerine başlarken yine çok önemli bir konuyu konuştuğumuzu belirtmek istiyorum. Bu kadar. Yine o yıllarda dış politikada da radikal adımlar ardı ardına atıldı. Erbakan Hoca, Batı aklının G8'lerine karşı Müslüman ülkeleri bir araya getirmeye kararlıydı. Yani dünyaya kafa tutuyordu. Milli bir duruştu bu ve bu duruş yeni bir darbe için yeterli nedendi. Laiklik elden gidiyor sloganları çok geçmeden atılmaya başlandı. Medya başroldeydi. Acizmendiler, sahte şeyhler ve bin bir türlü provokasyon ardı ardına sahnelendi. Başroldeki medyaya iş dünyası, üniversiteler, sendikalar ve asker de destek verdi çok geçmeden. Artık başörtüsü kullanan veya namaz kılan herkes hedefti. Kur'an okumak bile neredeyse yasaktı. 28 Şubat süreci Türkiye'de büyük yaralar açtı. Vesayet geri dönmüştü. Hedefteki Refah Partisi çok geçmeden kapatıldı. Ve partiyi kapatan mahkeme Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a 5 yıl boyunca
siyaset yapma yasağı da getirmişti. Ancak Erbakan Hoca bir devlet adamıydı. İsteseydi o gün ayağa kalkar, bağırır, davası uğruna dikleşebilirdi. Yapmadı. Dikleşmeden dik durmanın ne demek olduğunu o gün orada herkese anlattı. Hepinizin takip ettiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi Refah Partimiz hakkında bir karar almış, biraz önce kararı açıklamıştır. Olay aslında tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydır. Bundan dolayı huzuru, sükuneti muhafazaya her zamandan daha fazla riayet etmeliyiz. Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez. Daha önce de ifade etmiştim, bu kabil kararlardan bir tek sonuç çıkar, o da refah inancının tek başına iktidarı. Milletimize saadetler diliyorum ve inşallah milletimiz bu saadete bu Refah Partisi'nin içerisinde bugüne kadar inançla çalışan insanların gayretleriyle ulaşacaktır. Bunda da kimsenin şüphesi olmaz. Tüm bu baskılar karşısında vazgeçebilirdi de Erbakan Hoca. Ama o vazgeçecek bir lider değildi. Ardında yürüyen milyonların umuduydu çünkü. O güne dek sırf İslam dediği için, sırf milletim dediği için hep baskıya uğramış ama hiç vazgeçmemişti. Evet, yasaklıydı belki ama yasak engel değildi. Yıllar boyu bir nakış gibi işlediği milli görüş fikrini sadece junta ve vesayet öyle istedi diye siyaset sahnesinden silmeyi asla ama asla düşünmüyordu. Refah'ın devamı olarak Fazilet Partisi kuruldu. Ve Fazilet Partisi bir sonraki seçimde de meclise girmeyi başardı. Ama o parti bu kez de başörtüsü üzerinden hedef olacaktı. Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Lütfen bu halde haddini bildiriniz. Ve bir tevafuk. Günlerden 27 Şubat'tı. Yıl 2011. 28 Şubat darbesinin tam 14 yıl sonrası. Mücahit, Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca, solunum ve kalp yetmezliği teşhisleriyle kaldırıldığı hastanede o sabah saat tam 11.40'da Hakk'a yürüdü. Hakkınızı helal ediniz. Hakkınızı helal ediniz. 1 Mart 2011 Salı günü ise İstanbul'daki Fatih Camii o güne dek görmediği kadar büyük bir kalabalığı gördü. Milyonlarca kişi toplanmıştı Fatih'te. Dillerinde dualar vardı. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan, genel başkanlar, bakanlar, milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları, büyükelçiler, belediye başkanları, hatta tam 60 ülkeden cemaat ve hareket liderleri yan yana saf tuttular cenaze namazında. Kolay kolay kimseye nasip olmaz bu kadar büyük bir sevgi. Ne oyla ölçülür ne de başka bir sayıyla. Ama ona nasip oldu. Hocayı, yani Mücahit Erbakan ismiyle simgeleşen Türk siyaset tarihinin en renkli simasını o gün sonsuzluğa milyonlar uğurladı. Dualarla ve şükranla.